Abdullah bin Feyrul Eddeylemi de şöyle demiştir. Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'ın yanına geldim. Bu Übey ibn-i Ka'b Resulullah'ın bir numaralı sahabesidir. Ve kendisine dedim ki Übey ibn-i Ka'b'e, yani iyi Kur'an okuyan adam, kendine geldim, alime geliyor adam bak. Bana bu hususta zihnime kader ile ilgili bazı şeyler karıştırdı. Zihnimi kader ile ilgili bazı şeyler karıştırdı. Bana bu hususta bir şey anlat dedim. Belki Allah bu vesveseleri kalbimden giderir dedim. Übey ibn-i Ka'b şöyle konuştu. Eğer Allah göklerinde ve yerinde bulunanların hepsine azap verseydi zalim olmazdı. Kendisi çünkü o yava yarattı. Yani bak, eğer Allah göklerinde ve yerinde bulunanların hepsine azap verseydi zalim olmazdı. Onların hepsine rahmetiyle muamele etseydi, rahmeti onlara onların yaptığı işlerden daha hayırlı olurdu. Allah yolunda Uhud Dağı kadar altın harcasan, bak oğlum, Allah yolunda Uhud Dağı kadar altın harcasan, kadere inanmadıkça başına gelenin şaşmayacağına, kadere inanmak ne demek? Başına gelenin şaşmayacağına, gelmeyenin de asla sana isabet etmeyeceğine inanmadıktan sonra Allah bunu senden kabul etmez. Yani Uhud Dağı kadar altın versen kadere inanmadıkça Allah kabul etmez. Ne demek bunun manası? Bak şöyle diyor. Başına gelenin şaşmayacağına, başına gelecek muhakkak gelir. İki, gelmeyenin de asla gelmeyeceğine iman etmedikçe Allah bunu senden kabul etmez. Yani Uhud Dağı kadar altın versen faydası yok. İlkin kadere iner. Bundan başka bir inanç üzere ölürsen cehenneme girersin dedi. Kim diyen? En kuvvetli sahabe bu. Hatta Peygamber Efendimiz bir gün ona Kur'an okutturdu. Onun Kur'an'ını beğendi dedi yani. Neyse şimdi Abdullah İbni Deylemi diyor ki sonra Übey İbni Ka'b söyleyeceğini söyledi. Ben de en meşhur kim alim? İbni Mesud. Sonra İbni Mesud'a gitti. O da aynı şeyi söyledi. Ondan sonra en meşhur alim kim? Huzeyfe bin Yeman'a gittim. O da aynı şekilde konuştu. Aynı Übey ibn-i Ka'b'ın dediği gibi yani Uhud Dağı kadar altın versen kadere inanmadığın müddetçe Allah kabul etmez. Başına gelecek şeyi şaşmayacağına, gelmeyecek de şeyin ebedi gelmeyeceğine inanmadıktan sonra, kadere inanmadıktan sonra demek yani. Yani başına gelecek şeyin şaşmayıp muhakkak başına geleceğine, gelmeyecek şeyin de gelmeyeceğine inanmadığın müddetçe, kadere inanmadığın müddetçe Uhud Dağı kadar altın versen boşuna. Kadere inanmadan ölürsen bak cehenneme gidersin. Burada cehenneme de gidersin dedi. Demin bak mesela muhakkak ki eşittim diyor. Öyle bak. Bir yerde geçtim mi? Neyse şimdicik burada ne diyor? Sonra Abdullah İbni Mesud'a gittim. O da aynı şeyi söyledi. Huzeyfe bin Yeman'a gittim radıyallahu anh. O da aynı şeyi söyledi. Sonra Zeyd ibn Sabit'e gittim. Ulemanın en alimi. O da aynı şeyi söyledi. Yani kadere inanmazsan cehenneme gidersin dediler hepsi. Kadere inanacaksın. Evet. Şimdi topluyoruz. Abdullah bin Amr şöyle demiştir. Bu Abdullah bin Amr dediğimiz, Amr biliyor musun? Amr ibni As'ın oğlu demek bu. Abdullah bin Amr dediğimiz. Abdullah, Amr ibni As Mısır valisidir. Abdullah bin Amr de onun oğludur. Çok alimdir. Yalnız bu adama Peygamberimiz hadis yazması için müsaade etmiştir. Neden biliyor musun? Yazdığı hadisleri ayete karıştırmayacak zekaya sahip. Onun için ona demiş, sen hadisleri sen yaz demiş. Öyle diyor, bir kitapta okuduydum.
Şimdi bu adam anlatıyor bak. Muhakkak ki Yüce Allah yarattıklarını önce bir karanlık içinde yarattı. Önce bir karanlık içinde yarattı. Sonra onlara nurundan verdi. Lakin evvela Allahü Teala o mümkünleri yarattı. Yani mümkünleri karanlıkta yarattı. Yani bizim varlığımızı, yani biz mümkünün içindeyiz. Bizim mümkünleri yaratırken karanlığın içinde yarattı. Mümkünleri yaratırken bizim ham maddemizi, daha Türkçesi yaratırken mümkünlerin içinde yarattı. Ondan sonra nur karanlıkta yaratıldı yani bizim ilk şeyimiz. Ondan sonra onlara nur verdi, nurundan verdi. Bunundan nasibini alan kimse hidayete erdi. Nasibini almayan da delalete saptı. Bunun için Allah ilmine göre kalem kurudu. Yani işlerin takdiri son bulmuş ve kalemin yazacağı bir şey kalmamıştır dedi. Bu da mesela bu adamda. Son olarak böyle dedi. Demek ki Allah'ın ilmine göre kalem kurudu demenin manası Allah olan ve olacakları, şimdiye kadar olan ve olacakları hepsini yazdı. Artık bundan sonra Allah-u Teala'nın yani takdir edeceği bir şey yok. Yani buna canımın lafın kısası. Kalem ne yaptı? Yazdığı şey kurudu dedi. Şimdi bu kaderi bu şekilde anlattıktan sonra zamanla böyle yine bunu anlamayan adamlar, aralarında anlayanlar anladı. Anlamayanlar da, diyelim ki iyice anlamayanlar da aralarında münakaşa etmeye başlayınca Peygamber Efendimiz bunu yasakladı, şimdi onu anlatacak. An Ebi Hüreyre'te. O şöyle demiştir radıyallahu anh. Bir gün Resulullah çıka geldi. Orada şeyde varmış. Ebu Hüreyre. Ebu Hüreyre diyor ki Resulullah çıka geldi. Biz kader hakkında münakaşa ediyorduk. O kadar kızdı ki Peygamberimiz bizim kader hakkında münakaşa ettiğimize. Yüzü kıpkırmızı oldu. Sanki sıkılmış gibi. Öyle kızardı. Ondan sonra Resulullah buyurdu ki bununla mı emrolundunuz? Bununla mı ben size gönderildim? Sizden önceki ümmetler ancak bu mesele hakkında münakaşaya giriştikleri vakit yani kader hakkında münakaşaya giriştikleri vakit helak oldular. Yemin ediyorum bu hususta konuşmamak için yemin ediyorum artık kader hususunda bir daha konuşmamak hususuna yemin ediyorum. Çünkü Allah'ın gazabına uğrarsınız. Niye zorluyorsunuz yani Allah-u Teala kader öyleyse öyledir. Tamam işte o kadar. Yani kaderi zorlamakla siz çeviremezsin demesine getir. Evet. Cabir radıyallahu anh'den rivayet edildi ki yani Cabir kim? Cebir'i çıkaran adam işte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki kadere hayrına, şerrine iman etmedikçe yani kadere. Kader ne demek? Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inan etmedikçe. Kader ne demek? Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, Allah'ın yaratmasıyla olduğuna iman etmedikçe başına gelenin asla şaşmayacağını, başına gelmemesi mukadder olan da asla gelmeyeceğini bilmedikçe hiçbir kul iman etmiş sayılmayacaktır. Şimdi bir daha ederim. Kadere, hayrına ve şerrine inanmadıkça, iman etmedikçe, başına gelenin asla şaşmayacağını, başına gelmemesi mukadder olan da asla gelmeyeceğini bilmedikçe, hiçbir kul iman etmiş sayılmayacaktır. Ondan sonra kadere inanmayanlar da cezalandırılıyor. Hazreti Ayşe anlatıyor, diyor ki Peygamberimiz bir gün şöyle dedi. 6 kişi Allah'ın lanetine uğrasın. 1. Lanet ettiğim 6 kişi vardır. Onlara Allah ve gelmiş geçmiş her peygamber lanet etmiştir. Bunlar Allah'ın kitabına ilave yapan, kaderi tasdik etmeyen,
Allah'ın zelil kıldığı günahkarı yükseltmek isteyen, aziz kıldığı salih kulları alçaltmak için cebarut ile insanların başına musallat olan, Mekke hareminde yasak olanı işleyen, ehli beytime zulmeden, bir de sünnetimi terk eden, yani şeriatından yüz çeviren, amel etmeyen kişidir. Bunlar Allah'ın lanetine uğrasınlar. Evet.